İbrahim bin Ethem Hazretleri. Tabiin döneminin ünlü evliyalarından olan İbrahim Ethem, Belç şehrinde sultan idi. İbrahim Ethem, beş vakit namazını kılan, günahlardan sakınan, yoksulları gözeten, İslam hukukunu uygulayan ve halkı tarafından çok sevilen adil bir hükümdardı. Bir gece yatsı namazını kıldıktan sonra yatağına uzanmış, henüz uyuyamamışken aniden sarayın çatısında gürültüler oldu ve az sonra muhafızlar iri yapılı bir adamı yakalayıp getirdiler. İbrahim Ethem öfkelenerek iri yapılı adama "Sen kimsin? Ne işin var benim çatımda?" diye sordu. İri yapılı adam "Sultanım, ben deveciyim. Bir devem kayboldu da onu aramaya çıktım." dedi. İri yapılı adamın bu sözüne çok kızan İbrahim Ethem, "Be hey adam, sen deli misin? Çatıda devi ne arar?" diye bağırdı. İri yapılı adam gülümseyerek, "Ey sultanım, sen bunca konfor ve saltanatın içinde cenneti arıyorsun da benim çatıda devi aramama neden mi kızıyorsun?" dedi ve bir boşlukta adam gözden kayboldu ve gitti. İbrahim Ethem bu olayı ilahi bir mesaj olarak algıladı, çok duygulandı ve o geceyi uyumadan ibadetle geçirdi. Sabaha kadar bu olayın şokunu üzerinden atamayan ve sarayda sıkılan İbrahim Ethem, av bahanesiyle bir ormana gitmeye karar verdi ve atların hazırlanması için görevlilere emir verdi. Atlar hazırlanınca 40 muhafızla birlikte yola çıkan İbrahim Ethem, ormana yaklaşınca muhafızlara, "Siz beni burada bekleyin," dedi ve kendisi hayatında ilk defa tek başına ormana daldı. Babası Ethem de sultan olduğu için İbrahim Ethem sarayda doğmuş, sarayda büyümüş, hayatında ilk defa yalnız geziyordu. Hem de ıssız bir ormanda, vahşi canavarlar arasında. Ormanda etrafına bakınıp tefekkür ederken bir aralık kuş sesleri ilgisini çekti ve onlarla birlikte Allah Allah diyerek zikretmeye başladı. Gönlü biraz rahatlayınca geri dönmek istedi ama dönemedi. Çünkü farkına varmadan geldiği yerden çok uzaklaşmış, izi kaybetmiş ve ormanda kaybolmuştu. Şimdi gerçekten yalnızdı ve orman acaba kendisine mezar mı olacaktı? Çok yorulmuş, karnı da çok acıkmıştı. Birkaç lokma atıştırsam belki aklım başına gelir diye azık çantasını alıp atından indi ve yere oturdu. Ancak çok susamıştı ve yakındaki bir dereden su sesleri geliyordu. Su almak için dereye giderken aniden bir kartal gelip azık çantasını kaptı ve uçup yakındaki bir tepeye kondu. İbrahim Ethem'in ümidi tükeniyor gibiydi. Çünkü kader çarkı hep tersi yönde dönüyordu. Kimsenin bilmediği bir yerde yapayalnızdı. Üstelik azık çantasını da kartal kapıp kaçmıştı. Şu anda açlığını gidermek için kartalın konduğu tepeye kadar gidip kartalın atıklarını yemekten başka bir seçeneği kalmamıştı sultanın. Kartalı ürkütüp kaçırmamak için yavaşça tepeye çıktı. Ancak gördüğü olay o kadar adeta şaşırtıcı idi ki açlığını ve yalnızlığını bir anda unutuverdi. Elleri ayakları ağaçlara bağlanmış bir adam yerde sırt üstü yatıyordu. Kartal da gagasıyla parçaladığı ekmeği lokma lokma onun ağzına atıyordu. Kartal uçup gidince İbrahim Ethem adamın yanına geldi. Önce bağlarını çözdü ve sonra kimliğini ve başına gelen olayları sordu. Adam dedi ki, "Ben tüccarım. 2 gün önce boğazdan geçerken yol kesiciler kervanımıza saldırdılar ve arkadaşlarımı öldürdüler. Beni de vahşi hayvanlar tarafından parçalanıp işkenceyle ölmem için buraya bağladılar." İbrahim Ethem, "Peki sonra ne oldu?" dedi. "Yol kesiciler gidince canı gönülden Allah'a yalvardım. Çünkü beni buradan
Ancak o kurtarabilirdi. İşte gördüğün gibi Allah bu kartalı bana gönderdi ve yuvadaki yavru kuşları analarına baktığı gibi bu kartal bana baktırdı. Yavru kuşlara annelerin baktığı gibi bu kartal da bana baktı. Bu olay üzerine İbrahim Ethem tevekkül makamının kokusunu aldı ve helalleşip o adamdan ayrıldı. İbrahim Ethem bir şoku atlatmadan ikinci bir şoka daha girmişti. Ya Rab, neler oluyordu bu dünyada? Bu olayları perde arkasında yöneten Allah'ın tek ve gerçek sultan olduğuna tüm duygularıyla inandı ve dünya sultanlarının ancak bir kuklu olduğunu anladı. Tevekkül makamının kokusunu alınca gönlü rahatladı, korku ve kuşkularından arındı ve yalnızca Allah'a bağlandı. Artık sanki başka alemlerde yaşıyordu ve gönlü Allah aşkıyla yanıyordu. Ağlayarak Allah Allah diye zikretmeye başladı ve kendini ormanın dışında güvenli bir yerde buldu. Artık Bel şehrine dönmek istemiyordu. Çünkü ilahi aş sarayından ve saltanatından çok daha tatlıydı. Allah dostlarına kavuşmak ve onların ruhsal feyizlerinden yararlanmak için gurbet illerine gitti. Allah dostlarının ruhsal feyzinden yararlanmak ve onların yolunda gidebilmek için öncelikle nefsi emmarenin öfke, şefkat, kin, kibir, haset, ün, onur, benlik ve dünya sevgisi gibi duygularını kontrol altına alabilmek zorundaydı. İbrahim Ethem de işe buradan başladı ve nefsine karşı cihadı ekber, yani en büyük cihadı ilan etti. Sarayda doğduğu ve kendisi de yıllarca sultanlık yaptığı için özellikle nefsinin ün, onur, benlik ve lüks yaşam gibi kısıtlamalarına bağımlılık haline gelen duygularını kontrol altına alabilmek için nefsiyle kıyasıya cihad etti. Nefsinin aşırı bencilliğinden kaynaklanan onurunu kırmak için yıllarca sırtında odun taşıdı ve bunları Allah yolunda kazandığı paraları dağıttı ve infakta bulundu. Bir yandan nefsiyle cihat ederken diğer yandan ruh nefis dengesinde ruhsal üstünlüğü sağlamak için çok ibadet ediyor ve sürekli Allah'ı zikrediyordu. Nefisle cihat, yani evliyalığın başlangıcı, gerçekten çok zordu. Çünkü aşırı sert, renksiz, kokusuz ve tatsız. Ham meyveleri yemeye benzer. Bu nedenle evliyalık yoluna girenlerin ancak binde biri bu uzun maratonu tamamlarken diğerleri elenir ve yolda kalırlar. Elenenler bu fani geçici dünyanın aldatıcı zevkleriyle oyalanır ve gönül darlığından birbirleriyle boğuşurken maratonu tamamlayanlar imanın ve ibadetlerin tadını alır. Manevi feyizlere, ruhsal huzura kavuşur ve iki alemde, dünyada ve ahirette sürekli mutlu olur. İşte İbrahim Ethem de maratonu tamamlayıp imanın, ibadetlerin tadını alan, manevi feyizle ruhsal huzura kavuşan, dünyada ve ahirette sürekli mutlu olan binde birlerden biridir. Bir gün İbrahim Ethem Dicle Nehri'nin kıyısında bir yere oturmuş, elbisesinin sökülen kısmını diker iken az sonra vali adamları ile birlikte oradan geçerken İbrahim Ethem'i gördü ve adamlarına, "Bakın şu zavallıya, saltanatını terk etti de eline ne geçti sanki?" dedi. İbrahim Ethem elindeki iğneyi hemen suya attı ve balıklara, "Benim iğnemi getirir misiniz?" dedi. Balıkların hepsi birden suya dalıp içlerinden biri iğneyi ağzına alıp İbrahim Ethem'e getirdi. İbrahim Ethem iğneyi eline aldı, valiye baktı ve "işte elime bu geçti" dedi.
İbrahim Ethem'i Allah için seven bir kimse bir gün onun ziyaretine geldi ve şöyle dedi. Ey Allah dostu İbrahim, sana özeniyorum. Çünkü sen insanların peşinden koştuğu dünya saltanatını, dünya zevklerini elinin tersiyle ittin ve Allah dostlarının yolunu seçtin. Ben seni Allah için seviyorum ve senin yolundan gitmek istiyorum. Ancak ben nefsimin günah tutkusundan kurtulamıyorum ve yaptığım tövbelere bağlı kalamıyorum. İbrahim Ethem dedi ki, sana ben 5 tavsiyede bulunacağım. Eğer bunları can kulağıyla dinler ve gereğini yaparsan nefsinin günah tutkularından kurtulur ve Allah dostlarının yoluna girersin. O kimse peki bu 5 tavsiye nedir diye sorunca İbrahim Ethem Hazretleri saymaya başladı. Evladım, 1. Günah işleyeceğin zaman Allah'ın yarattığı rızkı, gıdayı yeme. Çünkü hem Allah'ın yarattığı rızıkları yiyeceksin hem de ona isyan edeceksin. Bu olmaz ve insanla bağdaşmaz dedi. Evladım, 2. olarak günah işleyeceğin zaman Allah'ın mülkünden çık ve başka bir yere git. Çünkü Allah'ın mülkünde oturup ona isyan etmen apaçık bir nankörlük ve insan dışı bir davranıştır. Evladım, 3. olarak günah işleyeceğin zaman Allah'ın görmediği bir yere git ve orada günah işle. Çünkü Allah'ın huzurunda günah işlemen gafletin de ötesinde çılgınlıktır ve insanlık dışı bir davranıştır. Evladım, 4. olarak hiç beklemediğin bir anda ve beklemediğin bir yerde Azrail aleyhisselam karşına dikilince ona de ki, ey Azrail, sen vakitsiz geldin ya. Çünkü benim daha çok işim var. Bak, kızım evlenecek, oğlum askere gidecek, eşim ameliyat olacak, torunum sünnet olacak. Ayrıca evimin işleri var, işim yarım, ödenecek borçlarım var. Bunlarla uğraşırken namaz kılmaya, tövbe etmeye vakit de bulamadım. Sen şimdi git de işlerini tamamlayınca ve kaza namazlarımı kılınca gel. O kimse dedi ki, ben Azrail'e şimdi git sonra gel diyemem ki. Bunun üzerine İbrahim Ethem, Azrail'e şimdi git sonra gel diyemeyeceğini bildiğin halde nasıl günah işliyorsun evladım? O kimse ağlamaya başladı ve 5.'si nedir diye sordu. 5. olarak, evladım, mahşer yerinde sevapların ve günahların tartıldığı zaman eğer sevabın hafif az gelirse Allah Celle Celaluhu de zebanilere emir verecek. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, onu tutun, elini boynuna bağlayın, sonra onu cehenneme atın. İşte o zaman zebanilere karşı nasıl direneceksin? Ve onlara diyebilecek misin ki, beni cehenneme atmayın? Veyahut da ortalıktan kaybolabilecek misin? O kimse ağladı, ağladı. Tek bir kelime konuşamadan İbrahim Ethem'e sarılıp oradan ayrıldı. İbrahim Ethem gibi bir Allah dostunun ve Zahitler Sultanı'nın yapmış olduğu bu 5 tavsiyeyi Allah-u Teala uymayı cümlemize nasip ve müessir eylesin.